Manisa'da Şehzadeler Belediyesi tarafından yaptırılan Profesör Doktor İlhan Varank Millet Kütüphanesi, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ve Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonu'ndan oluşan kompleks yapının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Manisa Valisi Enver Ünlü, 22. dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, sivil toplum kuruluşları başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun yağmur altında merkezin önüne kurulan çadırda gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bugün bizleri çok mutlu eden bir projenin açılışı vesilesiyle bir aradayız. Burası 1453 metrekarelik bir arsa. 2286 metrekare kapalı alanımız var. Proje sürecinden beri arkadaşlarımızla birlikte çok titizlikle çalışıp Türkiye'deki en güzel örneklerini inceleyerek bu eserin yapımıyla ilgili yola çıktık. Şehrimizin tam kalbinde, yürüyüş mesafesinde öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri bu güzel eserimiz toplam 40 milyon Türk lirasına mal olmuştur. Kimseye tepeden bakmadık. Gönüller kırmadan hizmet etmeye çalıştık. Milletin emanetine sahip çıktık. Milletin kaynaklarını çarçur etmedik. Belediyenin kaynaklarını arttırmak için projeler geliştirdik. Arsalar ürettik, sattık. Kaynaklarımızı güçlendirdik. İsrafı önledik, emanete sahip çıktık ve biz bu şehirde ayrımcılık yapmadık. Partili partisiz demedik. AK Partilisini, CHP'lisini, MHP'lisini, İYİ Partilisini bu şehirde yaşayan herkesi kardeş bildik. Bu memleketin evlatları her şeyin en iyisine layık, her şeyin en güzeline layık. Gerektiğinde kendini her önde siper kılan evlatlarıyla, kahraman ecdadıyla bu ruha sahip bu millete hizmet etmek herkese nasip olmaz. Rabbim bizleri bu milletle birlikte yol yürüme noktasında nasipkar kıldığı için ona binlerce hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. En hayırlı hizmetlerden birisi daha yapıldı. Sayın Başkanımızın çok kısaca bazen de görselleriyle ifade ettiği ikinci dönem içerisinde yapılmış bütün hizmetlere bir altın kolye takmak gerekseydi bu bir kütüphane, bir konferans merkezi özellikle geleceğimiz, istikbalimiz olan gençlere yönelik hayırlı bir hizmetti. Gerek Büyükşehir Belediye'miz ve gerekse ilçe belediyelerimiz her yaştan vatandaşımıza en güzel hizmeti götürmek için vizyon projelere gördüğünüz gibi imza atmaya devam ediyorlar. Ve bu sayede Manisa'mız daha da güzelleşmeye, gelişmeye ve medeniyet şehirler arasındaki haklı yerini alma yolunda yolculuğuna devam ediyor. Bu çalışmalar, bu merkezler önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Buna şehrin valisi olarak yürekten inanıyorum. Yeni tesislerimiz, kütüphanemiz, konferans salonlarımız, Manisa'mıza, gençlerimize...